Herkese merhabalar, geçmiş olsun. dileklerimle başlıyorum. E, Ales yapıldı. Bugün sonuçlar ne zaman açıklanır? Önceki yıllarda kaç gün sonra açıklanmış ve e, sınav soruları ile ilgili adayların yorumları nasıl? Türkçe soruları, matematik soruları, sözel mantık soruları ile ilgili e, adaylar. Neler yazmışlar? Hangi yorumlarda bulunmuşlar? Bunları sizlerle paylaşacağım. 2019 yılında e, Ales 1 5 Mayıs'ta yapılmış. 24 Mayıs'ta sonuçlar açıklanmış. E, yani bir 19 günlük süre sonrasında. 2019 Ales 2'de 19 Eylül'de yapılmış ve sonuçlar da 12 Ekim'de açıklanmış. E, yani burada da bir 24 günlük süre geçmiş e, ALES 3 2019 17 Kasım tarihinde gerçekleştirilmiş ve sonuçlar 3 Aralık'ta açıklanmış. Burada da 13, 16, 17 günlük bir süre söz konusu, yani daha çabuk açıklanmış. 2020 ALES 1 2 Mayıs'ta yapılıp 25 Mayıs'ta sonuçlar açıklanmış, 23 gün sonrasında. E, 2020 ALES 2 e, Evet bu ÖSYM'nin bir rekoru sonuç açıklama konusunda. Sınav 21 Şubat'ta yapılmış sonuçlar da 2 Mart'ta açıklanmış. E, yani bir 12 gün sonrasında sonuçlar açıklanmış. Gelelim bu yıl yapılan Ales'lere. Ales 1-2 Mayıs'ta yapılıp 25 Mayıs'ta yine 23 gün sonra açıklanmış. Ales 2'de 19 Eylül'de yapılıp sonuçlar 12 Ekim'de açıklanmış. Ales 2'de biraz fazla zaman geçmiş. 13-25 gün. Bugünkü sınava gelecek olursak 21 Kasım tarihinde sınav gerçekleştirildi ve ÖSYM 16 Aralık tarihini söylüyor sitesinde 16 Aralık'ta açıklayacağını belirtmiş. Ama genelde ÖSYM ALES sonuçlarını ilan açıklayacağını ilan ettiği tarihten bir 3-4 gün öncesinde açıklıyor sevgili arkadaşlar. bu da muhtemelen 14 veya 15 Aralık tarihi olacağını düşünüyoruz. Peki sorular nasıldı? Sorularla ilgili adayların yaptığı yorumlara e, bakalım. E, psikoloji sorusu çok mu vardı? Genel itibariyle çok zor bir sınav değildi demiş bir aday. E, Ales sayesinde ÖSME tarafından Türkçe bilmediğim yüzüme tokat gibi çakıldı resmen demiş. Sözel mantıktaki bu asansör sorusu da bayağı gündem şu anda. E, asansörde mahsur kaldım resmen demiş. Matematiğin ortaokul düzeyinde olduğunu söyleyenler var. Tabi bunlar e, dediğim gibi adayların yorumları ama genelde e, matematiğin daha kolay olduğu yorumu yapılmış Sadece iki boş ile 130 dakikada tamamladım daha kolay bir sınav olamazdı demiş bir aday. Genel anlamda sınavı kolay olduğunu söyleniyorlar zaten. E, Türkçenin zor olduğunu burada da yine aynı şekilde Türkçe bölümünü hazırlayana yetkililere sesleniyorum. Psikoloji bölümünden mezun oldunuz. Bunlar nasıl sorular demiş bir aday. E, herkes dert yanmış en kolay sorusu asansör sorusuydu demiş başka bir aday da. Tabii ki biz soruları görmediğimiz için yorum yapmıyoruz. Evet Türkçe baya güzeldi matematikte fena değildi hayırlısı Bakan demiş. Sayısal 30, 38. sorunun hatalı olduğunu söylemiş bir aday da. 150 dakika içinde soru yazılana çözüp bitirebiliyorsa helal olsun. Yani bu süre konusu aleste zaten her sınavdan sonra gündeme geliyor. Sürenin yetmediği konusunda umuyoruz ki ilerleyen dönemlerde bu süre artırılacaktır. Türkçe zordu matematik basitti demiş bir aday. Ben her sınav anında psikoloji konusunu çeneri sorular görünce durup düşünmek zorunda mıyım demiş bir başka bir aday. E, Türkçe mi çözdük psikoloji mi? E, bu da yine ÖSYM'nin son yıllarda e, gerek ALES'te gerek KPSS'de gerekse YKS'de e, psikoloji ve felsefe ağırlıklı metinler sormaya başladı. Söze mantık soruları yine öğrencileri çıldırttı. Beyin yakan asansör sorusu demiş başka bir aday. E, sizler de yorumlarınız, e, yorumlarınızı Videonun altındaki yorum kısmına belirtirseniz böylelikle diğer arkadaşlar da sorular hakkında bir tartışma sahası oluşturmuş oluruz. Hepiniz hakkında hayırlısı olsun. Hoşçakalın.